Baba hoş geldin. Güzel geldi ya. Onur. Baba. Yavrum nasılsın? İyi. Canım oğlum. Gel gel canım. Gel. Kurban olayım gel. Seni gördüğüme çok sevindim. Seni? Nasılsın? Canım benim. Canım oğlum benim. Nasılsın iyi misin? Ya iyi misin? Ne yavrusun sen ya? Vay sen çocuk. Nasılsın babacığım iyi misin? Gel. Merhaba yavrum. Sağ ol canım benim. Sen vay nasılsın? Maşallah ya. Gel babam. Ne kadar güzel bir adam ya. Merhaba. Merhaba. Hepsi güzel bunların ya. Maşallah hoş ya. Hoş geldiniz. O sizin kalbinizi güzellendi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Baba hoş geldin. Baba. Merhaba yavrum nasılsın? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Canım oğlum benim. Tevfik baba gel. Sağ ol aslanım benim. Gel. Gel böyle. Ne içersin? Ha? Hakikaten Semih'e hayranıyım. Allah razı olsun. Bazı hareketlerini son dönemlerde, onu da konuşacağım zaten. Aynı senin gibi ikiniz bahçede müsaade ederlerse. Bazı şeyleri söylemek ihtiyacı duyuyorum. Onun da beni anlayacağına inanıyorum. Zaten onun hayranıyım biliyorsun sana. Kızlar, evime, sen heyecanlısın herkese... şu an ben seni anlıyorum. Evet. Kızlar evindeki muhabbetleri anlat sen bize. Kızlar evinde neler oldu? Ya kızlar evinde Semih görünce unutmadım. Konuşan hep bendim. Hazal toprağım o bana şey yaptı zaten. Altyapı hazırladı. Ondan sonra Aycan'la olan birlikteliğinizi söyledi. Bir takım tepkilerin olabileceğini söyledi. Bunların da çok doğal olduğunu söyledim. Herkes beni saygıyla dinledi. Çok, bu en çok beni mutlu eden bu. Beni saygıyla dinlemeleri. Sağ olsun, razı olsun. Ben de onlara zaten hepsine tek tek Rabia başta oturuyordu. Rabia'dan başlayarak ve hepsini de öperek şey yaptım. Rabia'ya söyledim. Burada da söylememde sakınca yok. Ben dedim bunların dışında Gökhan'ı da tutuyorum dedim. Gökhan'ı da takdir ediyorum dedim. Aycan'la nasıl geçti görüşmeniz? Beğendin mi kızı yani? Hoşuna gitti mi kız? Ekranda kere, gördüğün gibi mi? Hayır, kızlarımızı bütün samimiyetimle söylüyorum. Hepsi güzeldir ama evet. Aycan nasıl geldi sana? Gelin adayı sonuçta Tevfik amca. Yani ben yakıştırdım ve yakıştırıyorum. Yani Onur'un şöyle dedim, karar vermek başka şey, uygulamak başka şey dedim. Şu anda karar vermiş olabilir Onur dedim. Evet. Yani şu anda Onur Aycan'la bir ilişki kararı vermiş evet. olabilir ama bunun... Orada örnek verdim. Yani ben bu evliliği altyapı olarak görüyorum. Bu evi, evlilik evini ama evlilik kurumunu üst yapı olarak görüyorum dedim. Altyapı üst yapı belirleyecek dedim. Buradaki, hatta bunu sen de zaman zaman söylüyorsun. Sen burada hareketlerini törpüle ki yarın evlendiğimizde buradaki yanlışlıkları o eve taşımayalım. O yüzden olacaktır. Tepkiler de olacaktır yani ama... Şu da var yani evet burada bir mücadelenin içerisindesiniz. Bir takım farklı değerler var ama takdir etmek çok önemli. Takdir eden insanlar imajını topluma yaymak çok önemli. Çünkü siz toplumun önünde olan insanlarsınız. Doğrusu. Yani bundan sonra eğer sen Onur'a gerçekten aşkı, sevgiyi, saygıyı, birlikteliği, paylaşımcılığı... Eğer yansıtabilirsen Onur senin elini tuttuğu andan itibaren bırakmaz dedim. Bırakmaz ben Onur'u tanıyorum. Öyle. Anlatabiliyor muyum? Ve Onur bilmiyorum burada yapıyor mu? Onur güzel yemekler yapar. Baba hiç görmedik baba. Ya bilerek yapmıyor. Ondan baba, sonra güzel Onur'un yaptığı mesela eşim günleri olur ya bayanların. Mesela eşim gün şeyini kekini Onur'a yaptırırdı ya, yani. Mahvolur. Bakın yaptırın yani. Ben bu söylüyorum. Bize söylemiyor ki baba. Bize söylemiyor baba izlemiyor. Hani böyle sevmediğiniz hani şu yönü biraz daha böyle kötü ya da törpülemesi gerektiği dediğiniz bir karakteri var mı? Mesela ne olabilir? Şu olabilir. Yani bunu burada da zaman zaman rast geldim. Şey olabilir yani olaylara yaklaşımı biraz daha fevrilik durumundan aşağıda daha sakin, daha olgun. Anlatabiliyor muyum? Buna ihtiyacımız var. Ülke olarak da ihtiyacımız var. Kızlara dedim, ya grup olabilirsiniz, birbirinizi sevmeyebilirsiniz. Ama bunu konuşarak, ısrarla konuşarak birbirinize kızın, tartışın ama bağırıp çağırıp kavga düzeyine getirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Onur abinin bugün babası geldi. İyi ki de geldi.
yemin ediyorum tüm kötü enerjiyi aldı evdeki. Bize çok iyi geldi. Tam böyle kalender bir amca. Umarım sık sık ziyaret edersin bizi. Kişisel hataları sürüyor baba. 3-4 gündür burada hala. Öyle mi? Evet. Bazı hatalar yapıyor. O da biraz canımı sıkıyor benim burada. O yüzden birazcık böyle moralim bozuk gibi ama atlatırız. Sıkıntı değil. Sen neler yaşadın onu anlat. Ha, ben öyle bir söylemin içine girmedik. Aycan'la birlikte balkon diyorsunuz değil mi? Balkonda oturduk, konuştuk ama gözlerinden sana olan ilgisini ve sıcaklığını hissettim. Yani bu ilişki eğer devam ederse sanki yani senin elini tutacak, bırakmayacak ve sana ben onu onuru tanımanı istiyorum. Ben ne yapayım dedi. Yani ben bana nasıl davranışlar içerisinde, hareketler içerisinde olmamı söylersiniz dedi. Ben o boyuta girmedim. Yani benim haddime değil. Yani şimdi o bir birey, bir bayan, bir kadın. Bayan demek istemiyorum, çok özür diliyorum. Bir kadın. Anlatabiliyor muyum? Ama onuru tanı dedim yani. Onur'un özelliklerini bil dedim. Yani hangi yemekten hoşlanıyor, hangi giyimden hoşlanıyor, hangi söylemden hoşlanıyor, hangi tavırdan hoşlanıyor. Sen onuru tanıdıkça, onura yaklaştıkça, eğer seni kabul ederse, onur senin elini tutarsa... Onurlu olmaz, onur rol yapıyor. Onur buraya evlenmek için gelmemiş, şöhret olmak için gelmiş. Senin şöhrete ihtiyacın var mı oğlum? Hayır. Sen bu platformu gerçekten ciddi olarak gördüğün için, anlatabiliyor muyum? Geldin, ben burada evleneceğim baba dedin ve evlenebilmek için onun şartlarının burada oluşması lazım. Şimdi ilk kararı vermişsin. Karar vermek başka şey, uygulamak başka şey. Kararı bugün verirsin. Ama şartlar... Yani Aycan sana sıcak geldi şu an değil mi? Yani hani konuşmaları, evet. Tavırları. Bütün ev sıcak geldi, Aycan'ın daha sıcak geldi. Ama Aycan işte yani Aycan'a karşı benim de baba beni tanıyorsun yani. Ben Aycan'a karşı şu an bir hissiyatım olduğu için elini tuttum. Bir yola girdik. Bir sıkıntı yok yani her şey çok iyi gidiyor ama... Ya 3-4 gündür yani bir mutluluğum adı altında yani mutluluk adı altında hiçbir şey paylaşamıyoruz ya. Paylaşamıyorum yani hep... Kızlar evinde bir kavga var. Birbirlerine karşı devamlı bir söz söyleniyor ve biz burada erkekler olarak geriliyoruz. Ve ben bunun cevabını veremiyorum. Şimdi benim ilişkim adına bir şey söylense ben onun cevabını veririm biliyorsun. Evet. Ama kişisel sorunlarda yutkunamıyorum yani anladın mı? Bir şey söyleyemiyorum yani. Ve bir araya da gelmedim şu an Aycan'la. Konuşamadım da içim yiyor. Evet. Şimdi bak Onur. Bunu söylemek zorundayım. Sen benim oğlumsun, canımsın, kanımsın. Sen bu ciddi platformda gerçekten dedim ya altyapı koşullarını oluşturmaya geldin. Bu koşullar eğer gerçekten seni üst yapıya, evliliğe taşıyacaksa sen buradan evleneceksin. Ama şunu bilmeni istiyorum oğlum. Bütün yüreğimle söylüyorum. Büyük başarılar küçük başarıların birikimiyle oluşur oğlum. Ama bil ki büyük sorunlar küçük sorunların birikimiyle evet, oluşur. Eğer sorun varsa o sorunu gördüğün anda, idrak ettiğin anda sakın kulak arkası yapma. Halının altına süpürme, kapının arkasına atma. Onu çözebildiğin noktada çözmeye çalış. Biriktirdiğin noktada o altyapı, o sorunlar birikimi seni üst yapıya taşımaz. Azal da aynı senin gibi. Yüzü güzel, kendi güzel. Şimdi gördüm canlı. Bana çok büyük saygı gösterdi. Ya bu kadar saygılı. Saygılıdır abi. Yani böyle bir şey var mı? Yani farz et ki ben sizin evinize gelmişim, evlenmişsiniz. Ben Onur'la Aycan evlenmiş. O evlenmiş. Tevfik ondan amca. Mesela örnek veriyorum. İşte olmamasını bile gider misin o yola? Yani biz şimdi, ikimiz karşılıklı şimdi anlaştık. Benim senden öyle ayrıldık yani. Ben ona inanmıyorum. Bütün Türkiye ayağa kalkar ben sana söyleyeyim yani. Vallahi babacığım ben ona inanmıyorum ve... İşte ben de gönlüme... Senden ricam ne biliyor musun? Diyorum ki yapma etme ama işte ister istemez bir şeyler var içinde. Bitiremediğim duygular var. Bilmiyorum kafam çok karışık Tevfik amca yani. Gözünü seveyim. Vallahi kafam çok karışık. Bak zaman zaman... Yoruldum artık anlıyorum. Düşünsenize karşısında devamlı ağlayan bir kadın var. Doğru. Omuzlarımı almışım yükü böyle tek başıma ilişki yürütüyormuşum gibi hissediyorum. Çok haklısın. O yüzden... Ama işte bu süreçte önemli olan telafi edecek koşulu yaratabilmek. Bunu sen yaratabilecek kapasitede bir insansın. Anlatabiliyor muyum? Kolay bir platform değil ki burası. Değil. Çok zor. Yani burayı herkes karşılama şansına sahip olamaz. Tevfik amca yemin ediyorum bak burada herkes ilişki yaşayamaz.
yaşarsa da buradan sonra zaten çok güçlü bir evlilikler olur. Anladım. Bak buna eminim yani. Bunu görebiliyorsun bak. Evet, onun yani için zor. Neden ürküyor biliyor musun? Onun konuşmalarında, bakışlarında sana söz söylerken yaşadığı tedirginliklerde acaba Semih üzebilir mi? Üzer miyim? Acaba Semih bundan huzursuz olur mu? Bu ekrana yansıyor yavrum. Ama sen istirham ediyorum sen. Yaptın bunları sen ama biraz daha ona karşı anlatabiliyor muyum? Sesini yükseltme yavrum. Anne baba zorunlu da bir şeyler olacaksa olmasın baba ya. Hayırlısı babacığım. Tamam ya, seni gönderelim. Çok vallahi çok, çok memnun oldum babam. Ben de öyle çok mutlu oldum. Gel beni hep. Canım benim o kadar mutlu oldum ki. Hadi yavrum çok sağ ol. Çölü kırı gidin. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Boyum zaten uzun. Şuradan başlayayım mı? Baştan. Peçete yapma orada. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Kalmadı lan. Teşekkür ederim. Baba ayağına sağlık. Çok sağ ol. Başarılar diliyorum yavrum. Allah razı olsun babacığım. Amcacığım ayaklarına sağlık. Sağ görüşmek sağ üzere. Başarılar sağ olun. Diliyorum. Allah razı olsun. Güzel eder. Başarılar diliyorum yavrum. Sağ ol. Evet bugün babam geldi. Gerçekten insanın ailesi gelince heyecanlanıyor musun? Ben de çok heyecanlandım. Bugün biraz da sıkıntılıydım aslında Aycan'ın ötürü. Çünkü 3-4 gündür çok üstüme geliyorlar. Ben babamla her şeyi paylaşırım. Bugün babamla paylaştım. Sağ olsun bana her zamanki gibi yönlendirmelerini yaptı. Beni o kadar güzel eğittin ki baba. Sana çok teşekkür ederim.